Yeni bir Left 4 Dead 2 bölümüne hoş geldiniz. The Paris. Ben eskiden bu bölümün adını The Paris sanıyordum. Yani bildiğimiz Paris'te geçen, o yüzden Paris ismini almış olarak zannediyordum. Meğer Paris yani dini bölge, dini kısım anlamına gelen bölünmüş. Böyle bir detay var. Yanlış hatırlamıyorsam bu bölümde oyundaki, yani bu bölümün farklılığını başlangıçta söylemek istiyorum. Dikkatinizi çekebilir. O yüzden izlemeye devam edebilirsiniz. Diğer tüm bölümlerdeki alarmlı araba sayısının toplamından daha fazla araba var. Alarmlı araba var. Böyle bir böyle bir detay, böyle bir değişiklik ve biz bunu aynı cadı bölümünde yaptığımız gibi Witch Vadisi demiştim ben o zaman. Cadı bölümünde yaptığımız Smoke. Ama öldürsene şunu. O bölümde yaptığınız gibi tüm cadıları öldürerek geçmiştik hatırlıyorsanız o bölümde. Bunda da tüm arabalarına, tüm alarmları çalıştırarak geçmeye çalışacağız. Böyle bir challenge yapacağız. Biraz zor olacak. Hatta biraz değil, bayağı zor olacak. Muhtemelen cadılı bölümden bile daha zor olacak çünkü normal zombilerin üstünlüğü zaten sayılarından geliyor. Hani canlarının yüksekliğinden ya da hasarlarından vesaire değil. Şu hapı alın. Aynen aldılar. Onlar alsın diye oyalandım burada biraz. Ve cidden fazla zombi... Oof! Sıkıştık. Atıl. Çok canımı aldı. Çok zombi olunca sıkıntı yaratıyor. Yani özel zombilerden bile daha büyük sıkıntı yaratabiliyor. Beni yakalayamayacak aynı. Çünkü güzel bir dipçi kullanayım. Yalnız canım bayağı gitti. O hem asitte azaldı hem zombilerin sayısı azalmadan. O nerede lan? O hızlı indim orada. Öldü sana. İğne buldu, güzel. Şu an bir kişinin fazla ran sağlığı. Haricinde durumlar iyi. Lan nereye gidiyorsunuz lan, ben buradayım. Döndüler orada, falso aldılar. Buna ölmek istiyorum der gibi. Tüpü bir çok gezdirmeyeceğim yanımda. Bu işte fragmanda gördüğünüz uçakların bombardıman yaptığı yerler burası. Harik. Bu silahı PUBG'de çok seviyorum. Çok az sekiyor ama bu oyunda üçerli üçerli sıktığı için nefret etme... Lan onu smoker sandım. Düzeyinde bir silah. Şu bizi yakalayacak değil mi bu smoker? Herhalde yakalayacak. Elimizde bununla gezmeyelim o zaman. Spitter de var. Oo, smoker burada. Lan buradan geçeyim. Nerede lan? Bakın bu yeşil izler. Az önce buradan geçti smoker demek. Aa, yanlışlıkla silah bıraktım. Şunu bir öldüremedik ya. Sinir etti. Aa, bomur. Bomur var. Arkada herhalde. Yapma be. Çok zamansız geldi. Aa, smoker öldü ve kimsenin adı yazmadı. Acaba bir molotofa falan bir ateşe değdi de kendi kendine öldü galiba. Oyunda bazen böyle buglar olabiliyor. Bazen bazı özel zombiler, özellikle cadıda oluyor. Denk gelirse onu da gösteririm. Vuruyor. Cadıya vuruyor. Diğer zombiler. Aa, ananız. Ne yaptı öyle ya? Merhabalar dedi geldi. Cadıya vuruyor özel zombiler. Özellikle normal zombiler değil de öyle bir bug. Bug muhtemelen. Oyunun yapımcılarının direkt bunu yazdığını ben çok sanmıyorum. Saçma olurdu bence. Şunu kıralım da öyle gidelim. İnme lan aşağı, dur. Dur bende var bende. Sen sarma, sağ olasın. Hop. Burada bir yere zaten sağlık çıkıyor. Ama hap çıkıyorsa hapla hapı içerip devam edelim. Çünkü bunu iyi kullanmamız lazım. Daha bölümün ortalarında bile değiliz. Çok tehlikeli. Oo, cadı. Ben bunu saracağım. Yavaşlattı beni. Çok yavaşlattı.
Normalde cadıyla savaşmadan basmak istemiyordum ama adamlar da zırt pırt sarmaya çalışıyor. Oyun yavaşlıyor. Hoş değil. Ama nasıl hasar aldım ben? Çok güzel zombiler. Cadı var. Chucky var. Smoker var. Aa! Tamam. Vuramadım. Bunu bu silaha yakında sıkmayın yoksa sizin de canınız gider. Oo cadı buradaymış. Lan! Oğlum! Abi! Çok azaldı canımız. Muhtemelen bir daha can basmamız gerekecek. Bu yüzden direkt dalasım var cadıya ama önce şu zombi silsilesini ikinci sek. Bak işte. Tamam. İkin, dinle. Dinle. Bu mermiyi cadıya harcamam lazım ya. Nerede cadı? Lan oğlum sıkınsana. Bak hala sıkmıyorlar. Öldük. Öldük. Aa Elise vurdu. Aa sapık. Elise vurdu. Ben vurdum. Ben başlattım. Niye ona vurdum? Molotof'u da ben attım. Tamam. Hatırladım. Şeyden dolayı oldu. Cadıyı gideceği kişiyi engellediğiniz zaman bu eski güncellemede yoktu. Eskiden yoktu. Yeni getirdiler. Ne kadar yeni bilmiyorum ama yeni olduğunu biliyorum. Eskiden yoktu. O önünü kapattığınız için düşmanı yani engellemeye çalıştığınız için kapatan kişiyi vuruyor. Böyle bir şey eklediler. Çok güzel bir detay değil aslında. Ya bilmiyorum ama onu yapmayınca da direkt önünü kapatıp kurtarabiliyordu. Normal modlarda yani arkadaşlarınız da oynadığınız modlarda cadının hiçbir özelliği kalmıyor gibi oluyordu. O yüzden yaptılar muhtemelen. Bu burayı gösteriyor ama hiç buraya gidesim yok. Haberleri ki bulama gidiyoruz. Oo burada. Buradan geldi ya. Buradan şimdi atlayacak. Direkt şimdi atlayacak. Bakın böyle bir bug var. Bunu göstermek istedim. Çok saçma. Orada 8 saatte tırmanarak çıktığı yere siz onun ucunda durursanız direkt şey yapabiliyor. Vurabiliyor. Yakalayabiliyor sizi. Kırmızı yiyeyim şimdi. Buranın ucu bucağı yok resmen. Direkt çıkmanız lazım. Yoksa çok etraf derin, tehlikeli, karanlık. Ana! Ya! Bak orada duruyorlar. Asitte durup canlarının gitmesini bekliyorlar ya. Gerizekalı. Geldik. Çok sıkıntılı bir yere geldik. Burada ana cadı da, smoker da var. Zaten bunlar yanlışlıkla sıkacak herhalde zaten arabalara da ben gene de. Hah, kurtuldum. Lan 2 dakika ne ara düştün? Aa öldürüyorlar lan adamı. Aa. Olaya bak. Öldü. 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 Aha kim vuruyor bana? Chucky vuruyor. Adamın canına bak. Aa. Sıkıntı çok sıkıntı. Hemen başlıyoruz arabalara vurmaya. Bu da var. Başka var mı? Var mı? Hepsini birden alt edebiliriz. Bu yeteneğe, güce, azme, oyun bilgisine sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Umarım sıkıntı yaratmaz. Ama bunda da alan varmış. Bunu içsem güzel olacak galiba. Zombileri bir tek ben mi öldürmeye çalışıyorum ben anlamıyorum. Lan oğlum durun şurada bir tane daha var. Çok psikopatlık şu an yaptığımız başka bir şey değil. Ucu bucağı gözükmüyor. Şunu atalım da biraz rahatlayalım bari. Galiba bitti. Aynen. Işıkları yanan yok gibi. Ben biraz daha fazla atayım dedim ama
Yine iyi geçirdik. Gerçi adamımızın bir aslasını ölüyordu. Ama yine de zaten kimse de sargı bezi kalmadı. Bir kişi de var. İyi atlattığımızı da söyleyemem yani. Bu bana böyle kim vuramıyormuş yani. Özel zombileri vuruyor ama normal zombileri vuramıyor. Bu da böyle bir bilgi. Bunun için de en az iki çeşit sağlık oluyor her zaman. Yani bunun içinde derken ambulans paket, ambulans araçlarının içinde en az iki çeşit sağlık oluyor. Oo, Güney Lancers. Şunu birazcık az bir şey sıkmak istiyorum. Hadi bir şeyler yapalım. Tam onu güzel elbise öldürdü. Şurada ufak bir temizlik yapıp tam bir dur şurada bir şey bir iki zombi patlatıp geri değiştireceğim, bir izin ver lütfen ya. Şöyle şarjör doldurma süresi çok geç ama silahın gücüne kıyasla nasıl desem orantılı aslında yani o kadar da sonuçta bunun her biri şu an yanımızda 30 tane bomba taşıyoruz gibi bir şey. Yapma be, onun ucuna duracaktım. Yanlışlıkla aşağı atlama şeklinde oldu. Gideceğimiz yol şurası, şöyle bir neyse bir tane sıkalım bakalım, temizlik olur orada biz görmesek bile. Silahımızı ya da bununla mı devam etsek bir süre? Devam edelim, öyle bir şey yapalım. Bunu hiç devam etmemiştik. Bakın mesela şu an dipçik etkisi yedi. Au, şu bumuru öldürseniz güzel olacak. Aşırı geç dolduruyor. Bakın yakaladı çünkü zıplayarak dipçik atmadım diye. Testleri de var. Onu da alırsak komple sıkıntılı silahlarla taşımış oluruz yanımızda. Onu almayalım. Smoker şurada bir yerde galiba ama. Neyse. Lan ala. Ne oldu lan? Bomba atarım patlaması. He aynen. O birden o yazıyı ilk defa gördüm. Ya da unutmuşum. Görünce nasıl patlıyor. Kendi canımız gitti diye. Şaşırdım o esnada. Oo ne oldu öyle ya? İkisi birden gitti ve. Oo burada bir easter egg mi var acaba? Evet. Bu şey galiba. Bu İlk bölümlerde öldürdüğümüz bir tane adam vardı. Bize kapıyı açmada yardımcı olan, bomba patlatarak yolumuzu açan onun mezarı bu. O buradan çıkıyor. Sonra zombi olarak tekrar giriyoruz. Onun mezarı olduğunu aynen hatırladım şimdi. Öyle bir easter egg vardı. Saklı yumurta. Easter egg'in anlamını bilmeyenler için. Saklı yumurta demek. Oyun yapımcılarının kendi oyunlarında sağa sola böyle bir iki parça, nasıl desem, güzellik, gizlilik, eklenti, öyle şeyler eklemelerine easter egg deniyor. Şuna bir daha sıkabilirsem, sıkamadım galiba değil mi? Sıkabilmişim de, beni yani yakalayacak mı bu? Öldü mü o? Göremiyorum. Ona odaklanmam lazım. Ha öldü, tamam. Solda ismi yazdığını gördüm sonra. Yalnız bu bölüm cidden uzun oldu. Ben bu bölümün bu kadar uzun olduğunu çok hatırlamıyordum ya. Bayağı uzun sürüyormuş. Genelde zaten bölümlerin uzunluğu şeye göre oluyor. İlk bölüm çok kısa oluyor. Final bölümleri final fight'ı zorlu geçtiği için kısa oluyor. Oo tank mı? Tank duydum sanki, bu bölüm daha da uzayacak galiba. Tankı bomba silahıyla öldürmeye çalışmak biraz psikopatça bir deneyim olacak. Çünkü şarjör doldurma süresi çok geç ama önce molotof atacağım. Neredesin lan? Duydun sen? Ha çağır mıymış? Şimdi yapmam lazımdı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Smoker'dan var. Güneşi bir tek burada görebiliyoruz herhalde. Şöyle sersemledi, vurdum, öldü. Bu özel zombilerin şöyle bir sıkıntılı yanı var. Sersemleme süreleri devam ettiği halde özelliğini kullanmadan size normal ataklarını yapabiliyorlar. Normal vuruşlarını yapabiliyorlar. Çok güzel oldu. Bu da önemli bir bilgi. Çünkü çoğu kişi fark edemiyor. Aa geldi aynen. Ben boşuna yanılmamışım ya. Yani boşuna yanılmamışım da boşuna konuşmamışım. Cidden duymuşum galiba. Ama o kadar uzaktan onun sesini almam mümkün mü? Onu da bak işte ya, önüme geçti. Güzelim mermiyi. Heh öldü. İyi öldü. Çünkü bu cidden yüksek can götürüyor bomba silahı ve ateşle de her saniye
yüksek miktarda damage aldığı için. Hunter, sen birlikte uçuracağım seni. Oo, Çargır. Gel bakayım, gel gel, sen de gel. Gel. Tank öldürdüm, sizden mi korkacağım? Bu kafa... Arkadaşlar, burada bir siyadet kafa var. Bu kime aitse söylesin. Takalım onu. Öyle pislik yapmayın. Gördüğünüz gibi... ben dedim ki... Tank dedim, var gibime geliyor dedim arkadaşlar. Fark ettiyseniz tank var gibime geliyor dedim ve... Gördüğünüz üzere mezarlıklar gibime gelenlerle dolu. Biz böyle psikopatız. Mezarlıklar mezarlıkları gibimize gelenlerle dolduruyoruz. Öyle gibimize geldiği an onun için artık sıkıntıdır ya. Oo, yapma ha. Ben diyorum ki tank mı geldi? Öyle gibime geldi diyorum. Bir bakıyorum tank ölmüş. Bir bakıyorum diyorum ki Chucky'nin sesini duydum. Chucky mi var diyorum. Jackie mi var diyorum. Ölmüş. Bir bakıyorum. Ha, lan dur da. Burada bir şey anlatıyorum ama beni oyunumda ne diyor ya? Şimdi oraya hemen girmeyin. Oraya hemen girmeyin. Şuradaki sargı bezi boşa gidecek yoksa. Bu da önemli bir detay. Bunu göstermem lazım şu an. Bu bölümün genelde son kısmında gerçi bölümlerin çoğunda az canla tamamlarsanız bazen bu son kısımlarda can paketi olabiliyor. Bunları almadan sakın bitirmeyin bölümü. Şimdi iki de saracağım şimdi diğer bölümde. Güzel, cidden zorlu devam ediyor. Final bölümünü tekte geçemeyeceğiz diye korkmaya başladım. Çünkü Paris'in final bölümü şöyle bir zorluk var. Diğer final bölümlerinden farklı olarak iki taraftan da önlü arkalı olarak zombinin geldiği tek bölüm diyebilirim. Köprüden devam ediyorsunuz ve arkanızdan da geliyor, çok yavaşlatıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Seni saracağım, bekle, saracağım seni. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.